Merhaba arkadaşlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önümüzde bir Trabzon maçı var. Trabzon maçını oynadıktan sonra Göztepe maçına doğru ilerleyeceğiz. Arada bir e, milli takım arası var. Hadi bakalım. Biraz hafif rotasyon yapabilirim. Caner Maner gelsin. Ondan sonra Cuma, Rocha gelsin, Ryan gelsin. Hakan oynasın gibi gibi. Mesut'la başlayabilirim. Hadi bakalım. Ligde de bir an önce şu puan farkını açalım da. Ona göre e, ilerleyelim. Rahat rahat. Şampiyonlar liginde fena gitmiyoruz. 6 şart puanımız var. Arsenal'ın da Galatasaray'ın da 6 puanı var. Ee, Arsenal'ı üçüncülüğe itmek gibi bir şey söz konusu olamaz. Bunu Anlamış olduk ikinci maçın sonunda. Milan efsane bir geri dönüş yapar mı? Zannetmem kadroları o kadar iyi değil çünkü. Ama e, Arsenal'ı ikinci olarak en azından gruptan çıkartmayı istiyorum. Luis gel buraya. mı Raheem da 95, Hüsam 96. Ryan başlasın, Hüsam girsin bu seferde. Özil. Ee, Rodriguez 94 tamam. O 9 91'de. Hakan gel. Elegri de yorulmuş ya. Çocuklar bizim baya yorgun. Ben şunu yine atayım da. Umut'un pek gol atabileceğini zannetmiyorum. Uça gel. O düz sen bir çık. Rodriguez sen de bir çık. Şunu bir 12 yapalım. Daniel buradasın. Hatta Nikolas da 92. Gel buraya. Şuraya da Daniel atacağım. Nikolas yedekte durabilir. Şöyle gideceğim. Şuraya da bir olacağı gelsin. Allah Allah bunlar niye 92 93 ya? Şöyle yapalım o zaman. Defans da yorgun. Yani 95 aslında çok düşük değil de. Ahmet neredesin? Ahmet'i göremiyorum. Kör oldum ya. ha. Tamam şöyle gideceğim artık. Full rotasyon oldu yani. Hafif bir rotasyon yapayım dedim. Full rotasyona kadar gitti. Christian ne yapıyorsun koçum? Böyle olmaz ama. Gelişmeye devam. Soğukkanlılık 16 olmuş. Hadi bakalım. Oo, Trabzon. Kul kendi yeri sahasında çekilmiş bile. Hemen maça başlayalım. Başlayan taraf Galatasaray. Bakalım Umut bugün gol atabilecek mi? Hakan'a güzel bir top ama. Düşünce güzel değil. Pas o kadar iyi değil. Caner indirdi. Luis vur gitsin aslanım. Senin vurduğun yerde gül biter. Daniel. Ryan. Tekrar Daniel'de top. Döndü. Verdi Caner'e. Caner. Ryan. Aptın Rahim be. Evet biraz açacağım oyunu. Her zaman yaptığım gibi. Biraz kanatlara doğru gidelim. Çocuklara da yaratıcı oynayın diyelim. Cık. Hey Allah'ım ya Rabbim beni nelerle sanıyorsun ya. 3 ay sakatlan da hepimiz kurtulalım. Oynatmıyorum bile ha. Ya birader bir ilerim ileri çıkın bir şey yapın gözünüzü seveyim ya. Bas 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 bas. Aha Lovren diyor. Bu Lovren bizim bildiğimiz Lovren mi? Bak burada da bir Ture var ama o Oture o ture değil. İsim şey benzerliği. Bakacağız şimdi. Mesut. Gerçi Lovren'de 35 olmuştur yani. Şaşırıyorum ama. Normal gelebilir Türkiye'ye. Ryan. o fena sıyrıldı. Ya Umut at artık onu ya. Umut da çok sağlam vurdu ama. Boy gelmedi. Top şimdi Umut'ta. Evet bizleri biraz zorlu bir maç bekliyor. Zorlu bir maç bekliyor. İleri çıkın diyelim. Yok ya o Lovren, Lovren değil. Lovren'in yani kale vuruş kullanması. Bu kadar merak edeceğimize baksak daha iyi olacak. Davor bu. Davor bu ya. Davar. Davar versiyonu. Bas 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 bas. Bir hareket görelim ya. Bas abi. Bak milim milim ilerliyorlar. Evet bizim rotasyon kadrosundan bir cecik olmaz ben size söyleyeyim. Enes performansı alamadık yani. Umut'tan. Gerçi o da sakat başladı sezon. Yeni yeni açılacak ama Enes'i de satmak zorundaydık yani. Yapabilecek bir şey yok. Ryan güzel. Roche çok güzel kaydı orada. Biraz yürekli oynayın be. Vur oradan. Ah be. Umut hadi. Ya Umut tek yaptığın top kaptırmak ya. Yazıklar olsun sana. Şu Ahmet Kutucu'yu ikna edebilsek. Menajeri bana acayip kıl ya. Menajeriyle neler yaşadık hiçbir fikrimde yok. Ryan. Erdi pasını Mesut'a. Luis. Daniel. Vur artık be. Ya girmedi bir ya Ne yaptık ne ettiysek olmadı. Daha azimle oynayayım biraz. Azim göreyim ya. Hadi Hakan bu işi sen çözersin. Luis sen çözersin. Şunu üzerine üzerine atmayın adam. Birisi 74-75'teydi. Hüsam gel. Bu işi sen çözersin. <laughs> Kime dediysen bu işi sen çözersin diye olmadı. Valla bilmiyorum bu işi başka çözebilecek kimse. Pelegri çözecek herhalde. Çift forvete döneyim mi? Mesut. Hüsam vur be. İşte bu ya. Şunu yapacaksınız ya. Ryan <laughs> hazır değil birader. İki dakikada geldi klasını konuşturdu ya. Hayvan gibi abanıyorsunuz kalecinin üzerine. İşte teknik bu. Bak nasıl nazik bıraktı ya. Nasıl teknik bıraktı. Canım benim. Şimdi. Bir değişiklik hakkımız daha var. Gel bakayım Hüsam. Dolcayı görelim. Tamam rölanti son 10 dakika oyunu soğut. Çok önemli değil. Düşür tempoyu. Zamanı oyna. Disiplinli oyun. Daha kısa pas. Dikine oynamayacağız. Evet son an dakika oyunu soğuttuk. 1-0 oldu bizim oldu. Rotasyon kadrosuyla bu kadar oluyor bu sene ne yazık ki. Özellikle bir Forvet ihtiyacımız çok açık. Belki Umut'un performansı ilerleyen dönemde artabilir. Şimdilik yalnız güvenilir bir performans sergilemiyor. Güzel galibiyetti. Tebrik edelim çocuklara. 3 hafta. Nazar çıktı diyelim. Ne diyelim yani. Christian'ı satmam beyler. Elimde büyüdü. Christian benim elimde büyüdü. Hadi bakalım. Göztepe maçına doğru ilerliyoruz. Biz bu 14'ü şimdi nereye gömeceğiz? Asıl soru bu. Dur bakayım ya. Belki Türkiye Ligi'nde fiyatı düşmüş oyuncular vardır. Ben yine Cafer değil de bir sene bir, bir yarım sezon sonu ben yine şey yazalayım. Emre Mora yazalayım. Cafer bize tuzlu gelir boş verin. Sen bana bir Türk kim var bir diz abi? Cengiz değil tabii ki. Salih Özcan geç yönünü orta sağa diyor. Bir bakayım. Yunus'u da geç. Cenk Tosun pahalı ya. Bak sağ bekle Zeki çok güzel olurdu. Bu da yeni gitti galiba Real Sociedad'a. O ikinci sezonu. Dur bakayım. Ocak ayında ben biz zeki çeliğe yazılayım. Zaten bir sabek arıyoruz. Şu enes yine bir dursun da. Değeri meyri düşerse. Yazılalım. Yani şu da olsa çok güzel olur diyebileceğim bir şey de yok açıkçası. Çıkmıyor abi çıkması lazım ya o kadar şey ekledim ben Almanya'nın bütünliklerini ekledim Türkiye'nin bütünliklerini ekledim. Asıl hayat burada ya. Tavşana bir bakacağım. Asıl hayat burada dedim. Burada da bir cacık yok. Valla biz zaman ilerledikçe bu Türkiye'de yabancı meselesi bizim başımıza bela olacak ben size söyleyeyim. Geçen sene altyapıdan hiçbir şey çıkmadı. Bakalım bu sene neler olacak. Beşiktaş yenildi Ankara gücüne. İlginç. Konya berabere kaldı. Fener kazanır herhalde. Oo Fenerbahçe de yenildi. İlk 5'te de yok Beşiktaş de yok. Beşiktaş 11 ya. 11 puanlı 11. sırada. Şu rehaya ne kadar para istiyormuş. Şunları bari toplayayım. Öbe bismillah. Oynatıyor mu herhalde Beşiktaş? Aynen. Devrim, mevrimi çıkar bunlardan bir cecik olmayacak. Devam. Şöyle bir yorgunluk durumlarına bakayım. Çok yorgun olan var mı? Yok. Genel olarak herkes iyi durumda. Hüsam biraz yorgun ama Hüsam'ı da ben zaten ikinci yarıda oynattım geçen maç. Devam Tamam. Olcay yeni performansına alıştı. Bu Jorge de fena çocuk değil. Sol bek. Aynen. Şu an düşük gözüküyor ama bu zaten olmuş oyuncu. Martin'i satsam herhalde şu an alacağım tek oyuncu olabilir. İkisi de kendine göre özellikleri var. Zihinselde Aaron, teknikte Jorge. Fizikselde de biraz Aaron üstün basıyor gibi ama hemen hemen aynılar. Evet, Hüsam Türkçeyi söktü. Bu arada bir sürü oyuncu da şu an milli takımda. Ona da dikkat etmem lazım. Semih'e 5 milyon diyor ya. Semih'i 5'e ittirebiliyorsak ben şuraya Merih'i alayım. 30 yaşına geldi Semih'te. Düşüyor zaten. Bak bu çocuktan bir şey olabilir beyler. Çevikli 17, dayanıklılık 17, denge 15, 14, 15, oyun fiziksel olarak efsane canım. Tekniği de fena değil. 20 yaşında da. Kararlılık 16. Vizyon 16. Şu 15-16 olabilir belki. Ne kadar gelişir ki acaba? sırf paraya göre değil ya. Şöyle biraz bir aramak lazım. Bir dakika. Bir dakika. Şu işe ben bir el atacağım. Offense Ford'a sağ dedim. Ben bir Güney Amerika diyeyim de yine. İlk kontrol dripling olsun. Ama her oyuncunun da şey olmak zorunda değil ki. Arasında diyelim. 13 20 arası. Aynen. Şunlar en az 13 olsun ya. Çeviklik en az olsun. Karar alma, vizyon. Teknik en az olsun. Aslında köşe vuruşu da olması lazım da. Çünkü Rodriguez'in o konuda faydası baya büyük. Yaşa göre bir diz bakayım. Ha, bak şimdi şuradan. Yani. Baksana abi 94 bin diyor adamın değeri ama. Çocuk iyi yani. Bu Brian'e ben bayağı ısındım ya. Yine bizim McAllister var. Alexis Mc... Geç. Şunu komple yeri bir kaldır bakayım neler çıkıyor. Daha 16 yaşında dikkatinizi çekelim. 15, 16, 13, 15, 17, 15, 15, 17'si var. Hız hızlanma 17 ama gücü çok zayıf. Reis mi? Vallahi bulduk oyuncuyu bulduk beyler. On numara dediğin reis olacak. Başka hiçbir şey gerekmez. Öh ya. Bak şu çocuk da fena değil ha. Bunun fiziği Arjantinli kadar iyi değil de 88 diyor ya. Beyler. Pası 13, pası çok düşük. Konsantrasyonun fiziği de çok iyi değil. 18 yaşında. 4 maçta 3 gol atmış. Çok hızlı bir oyuncu. Yüksek oyun zekası diyor. Carmelo. Buna baktık zaten. Bunu biliyoruz. Geç. Mesela. Thomas. Geç. Duku'ya bakalım. Bilal mi? Bak şunun fiziği bayağı iyiymiş ha. 20 yaşında. Zihinsel de hiç fena değil. Bak yine kararlılık 20. Yine buldum çıkardım ha. 15, 16, 14, 16 gayet iyi. Bitiriciliği yok. O biraz üzdü. Çalışkanlık 13, 15, 20, 13, 18, 12, 13, 12, 16. 14, 15. Dengesi biraz zayıf. Diğerleri 13, 14. Biraz böyle şey olsa toparlar. Ama bu regen değil. Bunun potansiyeli yüksek olmayabilir. Gomez merkez oynuyor ya.

Fil çok iyi ya. Fil çok iyi de. Çocuk da fena değil sanki. şeye geç. En değerlisine geç. En değerlisi Neymar'a kadar yolu var. Devam. Ben yine böyle ara sıra bakacağım. Geleceğin yıldızı diyor. Bence şu Brian'ı O Brian de güzeldi Real Madrid'teki çocuk değildi. Brian yalnız gizli forvet dayanamam çocuğun fiziği efsane var ya Çocuğun fiziği efsane Zaten hali hazırda 4 yıldız 2024'e kadar 7.250'ye serbest kalması var Acaba Zeki Çeliği alsak? Sağ beki Türk ya oradan bir kontenjan artıyor. İkisine birden para yetmez ki. Fakirliğin gözü kör olsun ya. Ben bu Brian'e yazılacağım galiba. Bayağı ısındım. Hüsam bravo. Sezon başı bizi biraz ayar ettin. Özellikle gideceğim gideceğim diyerek. Biraz şöyle ol canımızı ye ya. Olcay, Yasin, Nikolas ve Jeremy harika performans sergiledi. Ay. Ya şu kararlılıklar düşmesin artık ya. Mentörlüğe koymuyorum. Ona rağmen düşüyor. Koysam bir türlü, koymasam bir türlü anasını satayım. Bu kararlılığı 20 tutmanın imkanı yok mu ya? Bak buna da 84 diyor. Acaba sağda şu çocuğu mu alsam? Vallahi ikisini 14 milyona kapatırım. Çok da güzel olur ama. Şu yabancı kontenjanından bir kurtulamadık ki. Bak Sinan da olabilir. Oha. Kulübü vereyim istiyorsanız. Acaba makul bir serbest kalma ücreti var mı? 28. Şu olcaya bir iki gün dinlenme vereyim. Belki düşük kondisyondan dolayı diyor. Bir gün yeter. Niye düşük kondisyon? Ha şeyden. Tamam tamam iki gün vereyim buna ya. Maç eksiğinden dolayı filan mı acaba diyecektim. Hakan'a da bir dinlenme vereyim mi? Hakan'a da bir gün vereyim. Gerçi bunlar döndün mü bilmiyoruz. Hakan yarın dönüyor. O zaman iki gün vereyim. Ee, Olcay döndün mü? Aynen ona zaten iki gün yapmıştım. Şuraya en iyisi 2 rejenerasyon koyayım ben de. Şu milli takımdan bayağı bir oyuncu dönecek. Ay koşarken sakatlanmana başlayacağım ama. Ha. Çıldırttı ya bu oyun beni. Vallahi çıldırttı. Gerçi çok fazla yorgun da yok ya. Nikolas'a da ver iki gün. As takıma bir bakayım. Şuraya da koyacağım ya. Tam Arsenal maç önce sakatlandı ha. Cık cık cık. Sanki ma başka maç kalmadı da. Milli takımda sakatlandı ya. Güzel. Rikka'dan bir 2.6 geldi. O 17 milyon euroya çıktı. Hadi bakalım. Evet. Göztepe maçına doğru hemen hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Şu dayanıklılık üstüne bir de, bir de direnç olursa şuradan bir sakatlık çıkar. Neymiş ya? Orta sağ. Hayırlısı olsun ne diyelim. Devam. Takımın yarısı sakat. Doku çık. Sen de çık. Hadi şuraya Roça gelsin. Hakan merkezdesin. Sol da yok. Vallahi Mesut al, iyi ki almışız ha. Mesut da olmasa. Yine o kadar kadro genişliği içerisinde kendime kuracak kadro bulamıyorum ya. Daniel gel buraya. Umut buradasın. Başka da bir cecik kalmadı zaten. Buna da bir, bir gün vereyim de. Hakikaten ayret bir şey ya. Haydi aslanlarım. Evet maça başlayan taraf Göztepe. Daha azimle oynayın diyorum. Hızlı bir şekilde inşallah bitireceğimiz bir maç olur. Ay, Pelegri 88'deymiş. Hiç bakmadım. Bari hızlı bir gol atsın da ikinci yarı çıkartayım İki tak şuradan koyacağım ee, yaratıcı oynayın diyeceğim. Valla atak matak yok. Ben size söyleyeyim. Şimdi Nukas kale vuruşunu kullandı. Avron kontrol etti. İlerledi. Verdi pasını Mesut'a. Mesut. Mesut Hüsam'a döndü. Sağ tarafta bir boşluk var. Hüsam sola gitmek istedi. Hakan. Açtı. Pelegri. Ah be. Evet performans kötüydü. Oyuncu değişikliğimizi yapalım. Pelegri'yi çıkaracağım için ona bir şey demiyorum. Umut gel buraya. İnşallah ikinci yarı pozisyonlar bulabiliriz. İkinci yarıya başlayan taraf Galatasaray. Valla biraz daha çizgi inmeden orta yapacağız galiba. Allah Allah. Şöyle yapacağım. Daniel gel buraya. Martin bitik durumda. Ahmet gel buraya. Şimdi Martin'de top. Son bir umut. Hüsam. o harika bir gol attı var ya. Harika bir gol attı. Gol. Bekledik bunu çok bekledik. Çok bekledik buraya gol geldi sevgili seyirciler. Muhteşem bir sevinç Ali Sabri Muhteşem. Var ya, hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. İnanılmaz döndü top. Ayın golü olabilir. Al abi rölantiye. Ulan var ya nazar değdi ya. Arsenal maçını oynatacak oyuncu kalmadı aslında satayım. Oh be. Yetişir mi acaba? Hüsam var ya kurtardım bizi aslanım benim. Hakan'ı eleştirelim. Nikolas'ı övelim. Bayağıdır iyi gidiyor. Bakalım nereye kadar gidecek. 4-2-3-1 oyna diyor. Güzel. Tamam. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Yalnız Arsenal'ın itibarı da 5 yıldız beyler. Arsenal eski günlerine bizden daha çabuk döndü. Biz şu an 4 yıldızız. Evet Arsenal maçından iki gün sonra da Büyükşehir Belediye maçı var. Valla biz bu tempodan bilmiyorum nasıl sağ çıkacağız. Çocuklar birer birer dökülmeye başladı. Milli takım bizi bitirdi. Şurayı da kaldıracağım. Aslanım benim ya. Patladı patladı. Akıyor mübarek. Ah be doku be. Sen de böyle patlayacaktın. Neredesin? Bu da gelişiyor da şu an kararlılığının düşmesi çok canımı sıktı. Demek ki takımda böyle gevşek oyuncular var. Gevşek oyuncuları çıkarmamız lazım. Abi bu kadar da çabuk bozulmaz ama bir insan yani. Kararlılığı 20 olan insanın hiçbir şeyden etkilenmemesi lazım. Devam. Evet 4 puan yaptık bile ya. Güzel İyileşmeden sakatlanıyor birader. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ne yapıyorsanız artık. Yine Hüsam'a kaldık herhalde. Bu Arsenal karşısında biz hezimete uğrayacağız herhalde. Oyun bütün gayreti gösteriyor benim anladığım. Hüsam döndüm de. Hüsam dönmüş de. 85'te nasıl olacak? Allah Allah. Birinci gol neymiş? Yalnız arkadaş 70'lerden bir esinti gibi gözüküyor. Saçlar maçlar fotoğraf. İlginç. Of çok güzel yazmıştı Oksana. Hüsam Haftan'ın takımına seçilmiş. Güzel. Real Madrid'deki çocuğu geç ya. Ben o Arjantin'deki elemanı alacağım. İyi 94 oldu. Hiç çok da iyidir ya. Yani. Arsenal maçını kurtarsın da ne olursa olsun. Evet doku yok ne yazık ki. Allegri 96'ya çıkmış. Genel olarak iyi durumda. Bir de Ryan dönmüş olsaydı çok güzel olacaktı da. Ne yapalım? Mesut'u orta sahaya atarız olmazsa. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.